Ağabey Allah, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi al-Alemin. Ve ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ejmâin ma ba'd. Değerli dostlar, dersimize hoş geldiniz. Cenab-ı Hak bizlere güzelce anlatabilmeyi, cümlemize güzelce amel edebilmeyi nasip eylesin. Ve şu anda sohbetler isimli eserin dördüncü sohbetini hep beraber Bismillah diyoruz ayeti kerimeler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezîne âmenû in tuti'ûllezîne keferû yerudûkum alâ a'kâbikum fe tenqalibû hâsidîn diye Ali İmran Suresinin 144. 149. ayetinden başlıyor. 153. ayetine kadar devam ediyor. Risale-i Kutsiye'den ise görünmek istediği ol zat zuhura geldiği ol sultan-ı ekvan Muhammed aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip hakka gidelim. Azizim seydi fil eşya gel gidelim. Neler bilmemiz lazım değil mi? İnsan cahil olunca neye benzer? Herhangi bir bahçede bulunan bir meyve ağacının dalındaki bir meyvanın içindeki bir böceğe benzer. O böceğin ne bahçeden haberi vardır, ne bahçıvandan haberi vardır, ne meyve ağacından haberi vardır ne meyvanın dalından haberi vardır. Ne meyvanın yaprağından haberi vardır, ne de içinde bulunduğu meyvadan haberi vardır. Ancak içinde barındığı yuvacı bilir. İnsana bunun gibi yak yaşamak yakışır mı? Görüyorsunuz koca bir feza içindeyiz. Altımızda yerler, üstümüzde gökler. Gökler güneş, ay ve yıldızlarla süslenmiş. Bunların yaratılışını bileceğiz. Eserden müessire geçeceğiz. Mesela cami eser, ustası müessirdir. İnsanın camiyi de ustasını da bilmesi lazımdır. Ustaların ustası Mevla Teala'yı da bilmesi lazımdır. Mevla Teala buyuruyor ki, insanı yarattı, ona beyanı yani ifadeyi, meramı öğretti. Şimdi beytimize gelelim. Görünmek istediği ol zat-ı yezdan. Evet, bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Allah vardı, Allah ile beraber hiçbir şey yoktu. Yerler, gökler, melekler, cinler, insanlar yoktu. Sadece Mevla vardı. Bir hadisi kutsi de buyruluyor ki, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, beni bilsinler için mahlukatı yarattım. Evet, mahlukatı yaratmasının en büyük sebebi bu anlamda demek ki kulların Allah'ını bulabilmeleri. Allahu Teala mahlukatı liyarifuni beni bilsinler için yarattım buyuruyor. Eğer tabi hani e, malum olduğu üzere hema halakul cinne vel insan illa liyabudun diye okuduğumuz ayeti kerime liyarifun şeklinde e, tefsir eden müfessirlerimiz de var. Yani ibadet etmek, evet ibadet etmek için yarattım biz ona ibadet edelim diye bizleri yarattı Cenab-ı Hak. Tabii ki tanımak, bilmek bu ibadetin belki en üst seviyesi. Veya o ibadetler neticesinde tanınmanın, efendim onu sevmenin veya onun bizi sevmesinin, Cenab-ı Hakk'ın bizleri sevmesinin en son neticesi ve en güzel neticesi. Eğer Allah'ı bilmeye çalışmazsanız siz niçin yaratılmış oluyorsunuz? Siz hangi vazifeyle mükellef kılındınız? kulluk vazifelerini yapmıyorsanız Mevla'ya aldırmıyorsunuz demektir. Allahu Teala bundan üzülmez mi? Öyleyse hemen vazifelerimize başlayalım. Allahu Teala bundan üzülmez mi diye efendi hazretlerimizin buradaki cümlesi tabii ki Allahu Teala üzülür anlamı ifade etmez. Sadece bizi biraz daha duygusal davranmamıza, biraz daha bu işe eğilmemiz açısından duygularımızı harekete geçirmek için söylemiş olduğu bir cümle allah -u Teala elbette ki üzülmez. Ama ne gerek var? Onun bizden bekledikleri var. Benim kullarımın, benim kullarım, ben bunları 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 yaptım, bunları istiyorum onlardan. E ne olur daha çok sevilmek. Yani burada allah Teala işte bundan üzülmez minin karşılığı allah Teala bizden nefret etmesin de, bizi bir kenara atmasın da, e bizi sevmezse ne olur halimiz anlamı ifadesi Vazife nedir? Mevla'yı bilmek ve bulmaktır. İşte bu Risale-i Kutsiye bunu anlatıyor. Görünmek istediği ol zatı yezdan. Görünmek istedi Türkçe bir kelime. Evet. Zat Arapça yezdansa Farsça bir kelime. Efendim o da Allah'ın ismi. Mısra'nın manası Mevla Teala kendini göstermek istedi demektir. Bunu bize söylemeselerdi biz bilemezdik. Halbuki bu çetin mi? Yok, hayır değil. Kimimizin yaşı 60, kimimizin 30, kiminizin 20. Bu ilimler olmasaydı bu kadar sererleriniz nereye harcanacaktı? Günler geçiyor ama Mevla az bir çalışmayla bizi nelerden haberdar etti. Bu müddet içerisinde yediniz, içtiniz, uyudunuz, çeşitli işler gördünüz. Onların yanında bunlar da oldu. Ya Rabbi yememizi, içmemizi, yatmamızı, kalkmamızı, uykumuzu, hava almamızı ölçülü yap. Amin diyelim. Bu yola çalışmamızı, amel etmemizi de öyle yap. Bir hoca gördüğümde ona sakalın uzun olsun, cübben bol olsun, şalvarın geniş olsun, sarığın büyük olsun diye dua ediyorum. Bu duayı ona anası dahi etmedi. Hoca da bu ne diyor diye yüzüme bakıyor. İslam'ın kıyafeti o kadar unutulmuş ki hocalarımızın büyük kısmı bunu bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cenab-ı Hak bana Bedir ve Huneyn savaşlarında sarıklı meleklerle yardım etti. Sarık ehli küfürle ehli İslam arasında perdedir. Yani İslam nişanıdır. Efendim sarığı olmayana tabii biz kafir falan diyecek halimiz yok. Sakın böyle bir asla böyle bir şey demez. Yani adamın sarığı olmaz, cübbesi olmaz, şalva giymez, giymeyebilir. Ama biz buna kesinlikle zerre kadar bu anlamda e, akide olarak şöyle bir sakatlık vardır, böyle bir hatası vardır, böyle bir yanlışta gidiyor falan. Böyle bir cümle olmaz. Böyle bir cümle olmaz. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Cenab-ı Hak hepimizi böyle ifadelerden muhafaza eylesin. Buraya çok dikkat etmek lazım. Fakat e, İngiliz ceket pantol giyiyor, Müslüman da giyiyor. İngiliz sarık takmıyor, Müslüman da takmıyor. Onların ikisinin arasını ayırt edebilir misiniz? diye böyle bir sorusu var Mahmud Efendi Hazretleri'nin. Kafirin üstünde Efendim İslamiyet'ten en ufak bir nişan göremezsiniz. E pekala ben bir Müslüman olarak kafirin yani gavurun giymiş olduğunu ben niye giyeyim? Gibi böyle bir sitemi söz konusu. Burada e, şekilcilik midir falan gibi böyle zaman zaman ifadeler var. Din şekilcilik dini midir? Şöyle midir böyle midir? Evet zaman olur aynen Peygamber Efendimizin de ifadeleri var. Bir takım e, yorumları var. Bizi telkinleri var. Böyle... Onlardan ayırt edilebilmemiz için bizim yapmamız gerekenler var. Demek ki kılığımıza, kıyafetimize de dikkat etmek icap ediyor. Şu halde Müslüman'ın üstünde de kafirlikten en ufak bir alamet bulunmamalıdır. Taviz vermemeliyiz. Siz de e, dikkat etmeniz, bizim de dikkat etmemiz bu anlamda dinimiz açısından değerli dostlar ciddi önem taşıyor. Pekala. Hiç mi kıskançlık yok sizde demiş efendiler? De. Hiç mi İslam'ı tutmak yok? Bu millette, bu millete anlatın. Bizim dinimizin şekli bize diyor ki bizi muhafaza edin. Ne inançta, ne giyimde, ne zahir olarak, ne batın olarak, ne de hareketlerde hiçbir şeyde onlara benzemeyeceğiz. Eğer böyle yaparsanız ehli imandan çok dua alırsınız. Bu kainatın direği olursunuz. Dinin gelmesi için efendim kainat yaratıldı. Din giderse kainat yıkılır. Görünmek istediği ol zatı yezdan. Bunun manasını bilmiyorduk. Zaten ne biliyorduk ki? Mevla Teala görünmeyi arzu etti. Ne oldu? Zuhura geldi. Ol Sultanı Ekvan. Mevla'nın aynası olmak üzere kainatın padişahı sallallahu aleyhi ve sellem meydana geldi. Hiçbir peygamber hakkında böyle denilmemiştir. Ancak Efendimiz hakkında denildi. O kainatın sultanı kimdir? Muhammed aleme rahmettir ey can, ey canım kardeşim. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bu Mısra'da geçen Muhammed kelimesi efendim atful beyandır. Mahmud Efendi Hazretleri burada nahive de giriyor. Arapça gramer kaidelerine bir üst Mısra'daki sultanı ekvanı izah için gelmiştir. O da kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Pekala. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. うん。<music>